Herif resmen kapı dışarı etti hepimizi ya. Ben de anlamadım ki derdini. Tanışmak istiyorum. İstemiyorum tanışmak. Ya kızım alt tarafı tanışalım dedik. Niye bu kadar uzattın be? Ben istemiyorum seninle tanışmak. Ya kızım gel şurada bir yer ne oturalım. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Bırak be beni. Niye bırak ya? Sana kolumu. Ya tanışmaktan ne zorak gelir kızım. Şu an siye değil mi? Yani karşısındaki tanıdık mı? Bırak beni. Kızım bu kadar abartmaya gerek ya, yok ya. Tanıdık, tanıdık. Abim belayı yakından tanıdığı için tanıdık. Bırak beni. Niye bu kadar abartıyorsun? Gel. Alo. Ne oluyor oğlum orada? Sana ne oluyor birader, hayırdır? Yerde durup dururken tanışmak istiyormuş derin midir nedir gerizekalı? Rahatsız mı ediyorsun lan sen kızı? Ha? Sana ne oğlum? Keyfimin kahyası mısın lan? Sana ne? Diyorsun ha? Keyfinin kahyası mıyım? Öyle mi lan? Keyfinin kahyasıyım lan. He neymişim? Keyfinin kahyasıyım dedin mi beni? Oğlum bana bak lan. Ya şimdi buradan defolur gidersin. Ya da senin bu çeneni kopartır eline veririm. Duydun mu beni? Duydun da. Duydum. Hadi yürü git şimdi buradan. İyi misin? İyiyim, iyiyim sağ ol. Asiye sen ne yapıyorsun Allah aşkına burada ya? He? Gecenin bir vakti ne yapıyorsun? Doğru mu bekliyorsun sen burada? Yok, kimseyi beklemiyorum ya. Biraz hava almak istedim sadece. İyi tamam. Gördüğüm kadarıyla havanı da almışsın güzel güzel. Hadi gel biz seni eve bırakalım. Yok, hadi. Ben eve gitmeyeceğim. İstemiyorum yani. Ömer'le kavga ettik. Biraz istemiyorum, gitmeyeceğim. Ha, şimdi anlaşıldı Ömerciğin niye herkesi apar topar evden kovduğu bak. O zaman hadi bize gidelim. İstiyorsan tabii. Yok ben kalacak bir yer bulurum ya. Asiye. Biliyorum. Senin için bayağı bir adamım. Hatta bu konuda bayağı bir haklısın. Haklı olduğun çok fazla yanın var. Ama seni burada böyle bir başına bırakıp gidecek halimiz yok. Tamam? Hadi o yüzden gidelim. Hadi anlaştıysanız gidelim. Acıktım zaten bir şey yemedim partide de. Hadi. Asiye bak benden sana tavsiye. Acıktığında benden bile pis, çirkin bir hal alıyor. Yani gerçekten hiç çekilmiyor. O yüzden beni uğraştırma, rica edeceğim. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Lütfen telefonumu aç Esiye. Çok üzgünüm, seni çok merak ediyorum. Delireceğim, ne olur ara beni. Sen kimsin gece gece ya? Alo. Alo. Ömer, Leyla ben. Tolga'dan aldım numaranı. Bak partiyle ilgili ezikleyeceksin falan, hiç uğraşamam şu an ha. Kalbini kırarım. Sen iki dakika laf sokmadan yerinde duramıyor musun ya? Asiye bizde. Bilmek istersin diye aradım seni. Nasıl ya? Harbi mi diyorsun? Arabayla geçerken gördük. Geri zekalı bir adam kızı rahatsız ediyordu. Biz de aldık eve getirdik. Oh, sen süpersin ya, çok teşekkür ederim. Bana konum atar mısın, ben hemen gidip alayım. Atarım. Ama önce sıkı bir özür dile kızdan. Ne yaptıysan affettir kendini. Öyle al kardeşini. Tamam mı Ömer? Tamam tamam, o iş bende, sen merak etme, konum at sen. Tamam. Hadi atıyorum konumu. Çok şükür ya. Vallahi şu antipatik kıza sarılmak isteyeceksin deseler. Hadi lan oradan derdim ama. Hayat işte. Heh. Delireceğim vallahi, aklımı oynatacağım ya. Oğlum sen niye böyle bir adamsın ya? Neden senin ağzında bakla ıslanmıyor? Ya niye gidip arkadaşına okuyorsun her şeyi, anlamıyorum ki. Ben sizin gibi değilim çünkü baba. Ben arkadaşlarımın suratına gülüp arkalarından iş çeviremiyorum. Yapamıyorum, anlıyor musun beni? Yapamıyorum. Gelecek, polis gelecek. Beni hapse atacaklar. Ben hapse gireceğim. Ben hapse gireceğim. Hapse gireceğim. Nebahat Allah aşkına ya. Bir de sen başlama, Allah'ını seversen ya. Yahu üstünden geçmiş ne kadar zaman, ortada delil yok, bir şey yok. Neden alsınlar seni? Yok ben yapamam ki orada Akif, ben yaşayamam orada. Ben orada yaşayamam Akif, ben ölürüm orada. Aklımı oynatacağım. Vallahi billahi aklımı oynatacağım ya. Geldiler polis geldi. Götüreceğim ne alacağım ben yanıma, ne yapacağım? Sakin olun. Biz kimseyi öldürmedik.
sakin ol. Akif, Allah seni kahretsin Akif. Allah senin belanı versin Akif. Ya öyle bir dur. Ya bilmeden etmeden niye saldırıyorsun adama? Neyi bilmiyoruz be? Neyi bilmiyoruz? Her şeyi öğrendik. Senin ve o aşağılık karının nasıl cani, ne kadar yalancı olduğunuzu artık biliyoruz Akif. Ayla, biz senin kocana hiçbir şey yapmadık. Tabii canım, hiçbir şey yapmadınız. Ya bırak, bunların hepsini ödeyeceksiniz. Senin ne mal olduğunu biliyoruz zaten. Asıl sen ya, sen bana bunu nasıl yaparsın Hüseyin? Dur, ne Allah yapıyorsun? Senin belanı versin ya. Ya sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Ya arkadaş dedik ya, kardeş dedik, dostuz dedik, ortak olduk. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Benim kocamı öldürdün. Hayır Ayla, hayır asla. Ben bir şey yapmadım. Bak gerçekten senin düşündüğün gibi değil, öyle değil. Ben gerçekten bir şey yapmadım. Kes artık, daha fazla küçülme benim gözümde. Bırak, bırak bana masum oynama. Madem masumdu, niye aylarca sakladın? He? Hepiniz bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Babamın ölümüne sebep olmanın cezasını çekeceksiniz. Yahu biz kimsenin ölümüne sebep olmadık. Niye anlamıyorsunuz bunu ya? Ya yalan mı söylüyor oğlun ya? Ha? Doruk yalan mı söylüyor? Ya sana ne demeli? Ha? Sana ne demeli? Senin oğlun, benim oğlum polise gitmesini engellemek için neredeyse öldürüyormuş be. Ya siz nasıl bir ailesiniz ya? Siz nasıl insanlarsınız ya? Ama kaçamayacaksınız. Bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Hepsinin hesabını polise vereceksiniz. Bizim verilmeyecek bir hesabımız yok. Evet, yok. Bak Ayla, lütfen biraz sakin ol. Lütfen dinle bak. Bak gerçekten biz bir şey yapmadık. Evet, kavga ettik doğru ama Resul kendi düştü. Biz onu öldürmedik. Biz öyle bir şey istemedik. Asla istemedik. Kendisi düştü diyor hala ya. Biz bir şey yapmadık diyor. Ya kadın, sen beni delirtecek misin? Dağıtırım bak bu evi. Duydunuz mu? Dağıt! Sen ne diyorsun kadın? Sen ne diyorsun ya? Aylardır birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Hala ne mal okuyorsun bana? Yeter. Gerçekten yeter. Biz bunları duymak istemiyoruz ya. Biz bunları duymak istemiyoruz. Lütfen gider misiniz bu evden? Hadi. Gideceğiz zaten. Gideceğiz. Ama bunların hepsini polise anlatacaksınız. Hadi git aç kapıyı da gör gününü. Geldi. Polisler geldi. Anneciğim lütfen sakin ol. Lütfen. Geldiler. Lütfen sakin ol. Şöyle abi. 5 dakika bitti, ben hemen geliyorum. Siyahcığım son yerdeyim herhalde ya. Uçtun resmen ya, bu ne hız? Yapabilsem ışınlanırdım da. Hadi geç. İşin var burada. Sen mi çağırdın? Yani eğer bundan sonra teşekkür edeceksen Leyla. Ama eğer bela okuyacaksan ben çağırdım. Şey, arabadayken Ömer'in aradığını görünce endişelenmesin diye ben haber verdim. Niye telefonunu açmıyorsun Asiye? Ha? Hadi açmıyorsun bari, iyiyim yaz da telaşlanmayayım. Telaşlanacak bir şey yok Ömer. Bak iyiyim gayet. Yalnız seni en son arayacağım yerde bulmam da. Garip. Hayat işte ya Ömercik. Bir bakıyorsun en sevmediğin adamın evinde buluyorsun kız kardeşini. Bir bakıyorsun bir de o adam senin kardeşini korumuş, kollamış. Teşekkür ederim. Ne demek? Laf bile olmaz. Hadi Asiye, evimize gidelim ha. Ya yapma şöyle kızım ya. İstersen bana söz verecek mi? Önce bir özür dile. Sonra al kardeşini. Asiye. Gerçekten çok özür dilerim. Evimize gidip olanları güzel güzel konuşabilir miyiz? Evimize gidip olanları güzel güzel konuşabilir miyiz? Dua et Ömer, başka gidecek yerim yok. Yoksa hiç de yani senin o eve falan gelesim yoktu.
Tamam, haklısın. Kızmakta haklısın ama her şeyi oturup konuşacağız, çözeceğiz. Sıkıntı yok. Her şey için teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederiz. Asiye, olur da abin gene seni üzerse falan. Buyur gel, kapımız her zaman açık. Abartma. Bu bir kere olur. Eğer bir daha üzmezsen bir kere olur abisi. Sağ ol tekrardan. Ne desen haklısın Asiye. Yaptığım çok büyük yanlıştı yani. Ama ne bileyim. Bu zenginlik elimizden gider de yine o ekmek bulamadığımız günlere dönersek diye çok korktum. Ömer, ben seni korktuğunu anlıyorum zaten. Bununla ilgili hiçbir sıkıntım yok yani. Benim kızdığım şey başka, biliyorsun değil mi? Biliyorum niye kızdın Asiye. Benim olmayan bir şey Akif'e verdim diye çok kızıyorsun. İyi bari, en azından hatanı biliyorsun. Biliyorum. Akif öyle hemen yerine koyarız saatleri deyince boş bulundum işte kızım, ne yapayım? Ama kimseye söylemeden o saatleri almam büyük yanlıştı tabii. Özür dilerim. Ne olur affet beni. Akif Bey'den saatleri geri alacağım mı? Yarın ilk iş bunu halledeceğim. Gidip alacağım saatleri, söz. İyi peki. Barıştık mı? Barıştık. Oh ya. Vallahi dünya varmış ha. Sen bana küsünce ben çok üzülüyorum. Hı. Bir daha böyle yapma, tamam mı? Tamam. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ne oldu avukat hanım? Verdiler ifade. Tutuklanacaklar herhalde değil mi? Vallahi sonuç pek hoşumuza gidecek gibi değil. Nasıl yani? Ne demek bu? Polislere verdikleri ifadeyi okudum. Olayı aynen size anlattıkları gibi anlatmışlar. Bu şartlar altında daha dava açılacak gibi durmuyor. Nasıl dava açılacak gibi durmuyor ya avukat hanım? Ne diyorsunuz siz? Ya bu yaptıkları yanlarında kar mı kalacak bu ahlaksızların? Şimdi şöyle, tek kusurları orada olduklarını polislere bildirmemiş olmaları. Tabii herhangi bir yalan söylemedilerse veya bir şey saklamıyorlarsa, ki zaten elimizde delil de yok. Dolayısıyla dava açılmayacak gibi duruyor. Benim babamı öldürdüler ya. Benim babamı öldürdüler. Ne delilinden bahsediyorsunuz siz? Hala delil diyorlar ya. Benim babam ölmüş, hala delil diyorlar ya. Şaka gibi ya. İnanamıyorum, Allah kahretsin. Kurtuldunuz demek ha? Hiçbir ceza almadan yırttınız paçayı yani, öyle mi? Peki, öyle olsun. Öyle olsun Nebahat. Ama şunu sakın unutma. Bana, oğluma yaşattığın bu hayal kırıklığını asla unutmayacağım. Anladın mı? Senin bundan sonra en büyük düşmanın benim. Bu yaptığını ödeyeceksin Nebahat. Mahvedeceğim seni. Allah kahretsin sizi. Yırttınız. Ama şimdilik yırttınız. Daha işim bitmedi sizle. Berk, dinlemen lazım. Kes! Kes, bir kelime daha etme bana, kes! Oğlum, düşündüğün gibi değil. Ne diyorsun oğlum sen ya? Ne konuşuyorsun oğlum hala yüzüme baka baka? Sen benim için bittin. Doruk Atakul, bittin. Bundan sonra ne kardeşin ne de dostum sen. Berk! Doruk! Hiç uğraşma oğlum. Şu dakikadan sonra o çocuğu hiçbir şeye ikna edemezsin. Kardeşim o benim. Kardeşindi. Ta ki ona her şeyi okuyana kadar kardeşindi. Sizin kardeşlik vefat etti. Ruhuna el Fatiha. Ben bugün artık bittim.
Şu saatten sonra da kendime kalacak yer aramayayım. Müsaade et evde kalayım. Tamam gel. Gel kal bu gece. Hadi gidelim. İyi en azından. O da kahvaltı. Bir de duş. Güzel. Kolay gelsin kardeşim. Hadi sen bahçeye arkadaşlarının yanına çık. Bugün açılışı ben yapacağım. Ama Burak Hoca beni görevlendirmişti. Kızmasın sonra. Yok. Kızmaz. Kızarsa da ben ısrar ettim derim. Hadi. Hadi kardeşim. Sen de iyi kilo aldın ha. Varken yiyeceksin oğlum. Yokken zaten yiyemiyorsun. Babalarının nikah çikolatası olduğunu bilselerdi böyle üçer beşer yerler miydi acaba? Doruk. Berk mi istemiyor neden kavga ettiğinizi anlatmanı, sen mi istemiyorsun? Asiye ne olur ısrar etme. Anlatabileceğim gibi bir şey değil. Ya garip olan da bu zaten. Berk'le kavga etmeniz zaten inanılmaz. Bir de anlatamayacağım bir şey diyorsun. Endişeleniyorum. Günaydın Ataman Koleji. Bu sabah çok değişik bir açılış yapacağız. Umarım herkes buna hazırdır. Berk yapma. Berk değil mi bu? Hı hı. Berk niye anons yapıyor ki? Şimdi sizlere... canım kardeşimin... bu hayattaki tek dostumun bana yaptığı hainliği... ve beni sırtımdan nasıl bıçakladığını anlatacağım. Gecenin gizli mi çözülüyor herhalde? Doruk. Ve bu sözde arkadaşımın annesi ve babası... benim babamın ölümüne sebep oldu. Dostum, kardeşim dediğim Doruk Atakol. Bunları bildiği halde alçakça sustu... ve benden sakladı. Doruk, Berk ne diyor? Ne acayip bir okul burası ya. Kim kimin dostu, kim kimin düşmanı belli değil. Ve bu hain kardeş... polise gitmek istediğinde ise... az kalsın öldürüyordu beni. Berk! Bir dakika hocam. Ne yapıyorsun sen ya? Aklını mı kaçırdın? Kapat şunu. Bir dakika hocam, bir dakika hocam. Ve kapat dedim sana Berk, kapat. Ne yapıyorsun sen ya? Derhal odama geliyorsun. Bu yaptığının hesabını vereceksin Berk. Burası okul radyosu. Okul! Kafanıza göre gelip hikayelerinizi anlattığınız yer değil. Hemen geliyorsun. Hemen. Görüyor musun oğlum? Yine en güzel yerinde kesildi. Ya tamam hani yani sen uslu çocuksun da senin baban sıkıntı. Ama olsun. Yine de hadi anlat da idolüm Akif Atakul neler yapmış bir dinleyelim hadi. He? Doruk bir şey söylesene. Berk doğru mu söylüyor? Bir yanlış anlaşılma vardır. Doğru değildir herhalde değil mi Doruk? Doğru söylüyor. Ups. Ne?
Ama olay anlattığı gibi değil. O kabul etmese de öyle değil. Nasıl peki? Anlatmak istemiyorsa zorlamaz. Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Suzan Hanım, ne oluyor size? Gündüz de bir adamın başından aşağı su borcu ederken gördüm sizi. Bakın, burası elit insanların geldiği, üst sınıf ciddi bir müessese. Burada böyle hataları, böyle davranışlara yer yok. Anlamadınız mı bunu? Gündüz için çok özür dilerim Rıza Bey. Diğeri zaten tamamen kazaydı. Ama söz veriyorum, bir daha olmayacak. Bir daha olmayacak, bir daha olmayacak. Ya burası sizin babanızın çiftliği de benim mi haberim yok acaba? Bu ne labali bir çalışma şekli canım. Bu ne biçim bir iş ahlakı? Size diyorum size, ben konuşurken suratıma bakılacak. Oh, çek lan elini. Çalışanımla sizi ilgilendirmeyen bir şey konuşuyorum. Lütfen haddinizi bilin. Tabii. Bak, bir daha anneme dokunursan seni öldürürüm. Anladın mı beni, ha? Siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Yönetime de şikayet ediyorum şimdi. Defol, hadi. Elinden geleni ardına koyma. Allah'ın manyağı seni. Bana bakma öyle, bakma, yürü, hadi. Siz öyle davrandığını görünce yani tutamadım ben kendimi. Özür dilerim. Yok yok, sorun değil. De şimdi boşu boşuna olay çıkacak. Huzursuzluk olacak yani. Yok, boşuna değil. O da insan gibi davranmayı öğrensin. Ha, bana bir şey olur diye düşünüyorsanız sıkıntı yok, bir şey olmaz. Peki, tamam. Ömer, sen biraz önce annem dedin bana. Galiba. Annemsiniz ama. Teşekkür ederim oğlum. Teşekkür ederim. Ama böyle duygusallaşacağınızı bilseydim mi söylemezdim? Yok, tamam tamam. Duygulandım biraz. Tamam. Neyse, ben işimin başına geri döneyim. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Bu adam bana olan acını sizden çıkarmaya çalışırsa da söyleyin, tamam mı? Suzan Hanım. Tamam. Merak etme. Allah yesin. Teşekkürler. Asiye. Geldim geldim, dur. Ömer, nasıl geçti yemek? Yemek iptal oldu. Hanımefendiyle biraz tartıştık da. İptal mi oldu? He. Sen ne yaptın bu saate kadar? Onu hiç sorma. Leyla ile yemek yedim. Leyla ile yemek mi yedin? Evet. Mekan çıkışı denk geldik öyle. O da açtı. Ben de açtım. Falan filan olaylar gelişti işte öyle ya. Falan filan. Ama eğer Süsen şu falan filanı duysa biraz bozulur, farkındasın değil mi? Ha işte tam da burada. Süsen duymayacak değil mi benim fıstığım? Güzel kardeşim benim. Tamam ya, benden bir şey çıkmaz da. Sanki bu kıza sizin böyle yollarınız fazla kesişmeye başladı gibi. Ne bileyim, anlamadım ki. Akipeler gitti mi acaba ya? Ha, bilmiyorum ki. Aradım da açmadı, gittiler herhalde. Gel. Akif. Ömerciğim, siz mi geldiniz? Ne yapıyorsunuz ya, erken geldin? Niye aramadın gelmeden?
Aradım da açmadınız. Ben de işiniz bitti zannettim. Abla, geldiniz mi? Ne işi? Ya iş işte ya. Biz de bir sohbet muhabbet ediyoruz ya. İş yani, öyle iş. Anladım. Senin çocuklar mı? Hayır, o bizim babamız değil. Bizim babamızın adı Veli. Siz kimsiniz o zaman? Ömer Bey, kapı çalıyor da yani. Ben mi açayım yoksa misafiriniz mi açmak ister? Sen aç Fatoş abla. Ne misafiri? Ne oluyor burada Akif? Kimin evi burası? Ya işte çocuklar. Bizim çocuklarımız. Ve Masiye kendisi. Elif, Emel'cim. Ondan sonra Ömer. Ömer benim ortağım aynı zamanda. Biz bu evi birlikte, Ömer'le birlikte aldık. Bizim evimiz burası. Biz birlikte yaşıyoruz. Hep beraber mutlu mesut yaşıyoruz. Bizim evimiz burası. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada dedim. Kimsiniz siz ya? Kamera şakası mı bu? Ömer ben, evin sahibiyim. Siz kimsiniz? Evin sahibi? Gerçekten? Evet. Kardeşlerimle birlikte yaşıyoruz burada. Siz kimsiniz? Pardon ya, ben unuttum. Özür dilerim. Evin sahibi. Çok güzel bir herif Ömer. Gerçekten. Yani sanki 40 yıllık annemin evine benziyor. İsmail. Gel bakayım buraya. Ne oluyor burada İsmail? Kim bu insanlar? Ha? Bu ne saçmalık ya? Ömer, kardeşleriyle beraber burada yaşıyorlar. Beyefendi de Akif Bey, Ömer'in misafiri. Hani bu ev senin de Akif? Bu saatten sonra kendine kazıklayacak başka adam bul. Senin gibi sahtekarla işmiş yapmam ben. Ama Macit'ciğim sen hiç anlamadan, dinlemeden ortak ne olur bak Allah'ını seversen. Ya biz şunu bir ama yani yapma, bu hiç hoş olmadı ki bu gidiş böyle. Ne, sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ne güzel ayarladım ben adamı. Ya kuşu kafese soktum, bitirdik, işi bitirdik. Sen neden bunu yapıyorsun? Al uçtu gitti adam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarım kaldı işimiz. Ne yapacağız? Ayrıca bu insanlar kim? Siz kimsiniz arkadaşım? Ya çok sıkıldım ben bu kimsiniz kimsiniz laflarına, tamam mı Allah aşkına? Yani böyle kafam böyle karman çorman oldu. Ben Sevgi Hanım'ın oğluyum. Ahmet. Tamam. Ve bu evde de çocukluğum geçti. Onun için de bu ev benim evim oluyor. Şimdi eğer ehliyet, ruhsat, nüfus kağıdı ve doğum kağıdı falan gerekmiyorsa sizi dinlemek isterim. Kimsiniz siz? Ben sana dedim. Ben sana dedim zamanında. Bu kadına güvenme dedim. Oğlu gelir, kızı gelir, anası gelir, danası gelir dedim. Bu lüksten dedim, bu konfordan her an dedim mahrum kalabilirsiniz dedim. Ama sen ne yaptın? Dinlemedin beni. Dinle. Ama Nagif amca sonra yapalım. Şimdi yapalım. Yapalım mı? Yapmayalım. Al gör. Al gör. Ne yapacaksın şimdi? Hadi al gör. Ne yapacaksın? Sen söyle bana. Hadi buyur. Ne yapacaksın? Söyle hadi. Siz bu evde ne hakla oturuyorsunuz? Hayır yani. Kim verdi size bu hakkı? Ne oluyor ya? Çıldırdı mı herkes burada ya? Anlasanıza. Biz Sevgi teyze öyle istediği için burada oturuyoruz.
Annem ne istemişse istemiş olabilir. Ama ben bu evde ne ödüğü belirsiz insanlar görmek istemiyorum. O yüzden siz kendinize iyilik yapacak başka bir teyze bulun ve derhal bu evi boşaltın. Ha, bak geldi adam işte. Vallahi ben durum daha da çirkinleşmeden ufaktan ilerliyorum. Araşırız, haberleşiriz Ömerciğim. Siz de artık eşyalarınızı mı topluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Adam tek başına gelse deve, kavimler göçü gibi gelmişler oğlum, ne yapacağım? Bana müsaade. Siz? Siz de gitmeyi düşünmez misiniz? Gitmeye niyetleri yok gibi, baksana. Ömer. Tamam, hadi gidelim. Yani zahmet olacak ama. Ömer, tamam hadi gidelim diyorum. Biz kimsenin evine çökmedik ha. Sevgi teyzeye yardım ettik, o da bize böyle bir fırsat sundu. O kadar. Ayrıca gitmemiz gerekiyorsa da gideriz. Ömer. Şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış. Küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.